Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Northgard'ın 4. bölümünü oynayacağım. Hikayeden, kaldığım yerden devam edeceğim. En son ne yapmıştık? Bir hatırlatma geçelim. En son karga klanıyla bir savaş içindeydik. Bir aile uğraştırdı bizi. En son bölgelerini fethetmiştik. Fakat en son bize yapmış oldukları hain pusunun karşılığında güzel bir şekilde onlara verdik. Şurada keşiflerde bir şeyler var. Onlara bir bakayım hemen. Evet, burada oyun içinde kazandığımız başarımlar bize bir takım bir şeyler veriyor. Ama onun ne olduğunu çözemedim. Şunları alayım. Ve oyunun hikayesine giriş yapayım. Bu arada oyun hakkında fikir ve görüşlerinizi videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Tabii ki de kanalıma abone olup like atıp videolarımın altına yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Evet, başlıyoruz. Evet, buradan sonra artık klanımızı biz seçiyoruz. Bize oyun seçenek sunuyor. Geyik klanı mı, keçi klanı mı? Ben Brent, sarı olan Brent'ten devam etmek istiyorum. Hagen had eluded us, so Egil left to track him down himself. He was to send for me upon finding him. In the meantime, Bran and Halvar insisted we establish a far-reaching supply network for all our future expeditions throughout Northgard. İkmal ağı derken askeri olarak da olabilir tabii. War of another kind entirely, one to be fought with gold rather than steel. Ekonomi savaşı. Günümüzde de ülkeler arasında görüyoruz bunu tabii ki de. Waiting to hear from Egil. Ateş başında güzel bir ufak bir toplantı yapıyorlar. Planları hakkında konuşacaklar. İşte geldik. Burası bir ticari geçiş noktası. Oluşturmak için kesinlikle en iyi yer. Halvard, hadi kolları sıvayalım. Dürüst olmak gerekirse kan akıtmamayı tercih ederim. İşler kötü etkiler. Demiş. Liv, iyi günler lordlarım. Hepinizin aynı sonuca vardığını görüyorum. Bu bölge galipler için ticari bir merkez olacak. Selamlar. Sen Hagen alçağının vekili Kuzgun klanından Liv olmalısın. Sizinle düşman olmak yerine dost olmayı tercih ederim. Fakat sizler aynı fikirde değil gibi. Benden merhamet bekleme Kuzgun. Çok yakında Northgard'a giren tüm mallar bizim üzerimizden geçmek zorunda kalacak demiş. Liv, kesinlikle tüm ticareti sadece bir tarafa hakim olabilir ve korkarım tekerime çomak sokmanıza izin vermeyeceğim. Kesinlikle tüm ticareti sadece bir taraf hakim olabilir ve korkarım tekerime çomak... Evet, pekala, size bol şans demiş. Bazı savaşların çocuksu tehdit düelloları olmadan yapabildiğini görmek iç açıcı. Biz de size iyi şans diliyoruz. Zira ihtiyacınız olacak. Hay hay. Bir an önce başlarsak iyi olur. Zafere ulaşmanın yolu bir Viking gemi limanı inşa ederek büyük ticaret noktalarından faydalanmaktan geçiyor demiş. Demek ki bu oyunda bir ekonomi savaşı dönecek muhtemelen. Bir Viking gemi limanı inşa et ve deniz feneri ile tamamla. Evet, burada da zaten oyun bize bir info veriyor. Burada amaç düşmanları kaba güçle yenmek değildir. Diğer klanlarla iletişim kurmak ve denizci ve tüccar yetiştirerek ticaret rotaları oluşturmak. Bir Viking gemi limanı inşa etmek üzerine de deniz feneri eklemek ticari nüfuzunu arttırmak ve büyük ticaret rotaları inşa etmek için önemlidir demiş. Hay hay. Şimdi hemen bir tane izci yapalım. Ardından tahta stoğumuzu arttırmak için bir tahta evi inşa edelim.
Bir de mutluluk artsın diye scoutların konağını inşa edelim. Şimdi bir tane daha işçimiz geliyor. Lakin bir de ev yapmam lazım ki kapasite dolmadan işçi gelmiş olsun. Yalnız ben buraya zaten ev yapmışım yanlışlıkla. O yüzden bunu hemen düzeltiyorum. Oduncu barınağı dönüştürüyorum. Aslında bölgeleri biraz daha hızlı araştıralım. Sonra ne yapacağımız hakkında düşünürüz. Ben buraya bir tane köylü atadım ama olmadı. Şimdi. Yemeğimiz azalıyor. Yemeği arttırmaya çalışacağım şimdi. Ne yapabiliriz bakalım. Şu an keşif yapmamız lazım. Tarla yapabiliyormuşuz burayı. Burayı araştırmışız. Hemen burayı bir kolonileştirelim. Burada taş yatağımız var. Burada bolca ormanımız var. Evet. Gizemli taş da var. Oo, geyik de var. Tamam. Şimdi ben bu kolonileştirdiğim yere bir tane tarla yapayım. Sol üst köşede sanırım şan yarışındayız. Bir de onu da gösteriyor. Şimdi boşta olan bir tane daha işçi buraya atayalım. Buraları keşif yaptık. Tamam, bir tane keşifçimi şimdi düşüreceğim keşifçilikten. Çünkü biraz da yiyecek gelsin diye. Ardından bölgeyi bir geliştirelim. Buraya ne yapabilirim? Liman istemişti. Liman yapabiliyorum galiba. Bakalım. Şurası. Kışla 4 kara kalmış. Bölgede fark ediyor mu koyunun başka bir yere atıldığı zaman? 1.1 demiş. Buraya geçirdiğim zaman çok bir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi hatta. Genel bir bölgeyi sanırım kapsıyor hani. O zaman şöyle yapalım. Bu koyunun kurban edelim. 1.1. Baktım. Yine bir şey değişmedi. Çok güzel. Mükemmel. Evet, koyun işe yaramıyor arkadaşlar. Sanırım oyunda bir de bize sunduğu şeylerden biri bu koboldlar var. Bunlarla düşman da olabiliyoruz. Ticaret yapıp dostane bir şekilde oyunu devam ettirebiliyoruz anladığım kadarıyla. Ziyafet çakalım. Geyik. Burayı kolonileştirmediğimiz için oyun bize açmıyor bunu. O zaman
Şimdi burası konuleştirildikten sonra hemen bir avcı barakası. Hop. Gel ablam. Kapasitemiz fullenmiş. O yüzden hemen bir tane daha ev. Yine o. Hep karıştırıyorum ya şu evleri. Buraya. Burası, bu toprak bayağı bir zengin yalnız. Bizim taş var, geyik var, taş yatağı var. Şimdi ben buraya bir tane de taş yatağı yapacağım. Şunu yanına yap. Sen gel. Abim gel, sen bilgi al. Bize biraz bilgi kazandır. Buradan bilgi kazanmıştı zaten. Krons şu an lazım. Bilgi la, bilgi bilgi. Bilgi versin. Ya oyunları Türkçe yapmaları bence çok güzel oluyor. Daha iyi anlayarak hikayeyi, senaryoyu okuyarak ilerleyebiliyoruz. En azından daha sürükleyici oluyor. Anlamadan giriyorsun, bam 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 oynuyorsun. O da bir etken yani sonuçta. Burada Drag mezarı var. Mezarı halledelim, o bize sıkıntı çıkaracak muhtemelen. Şu an ekonomiyi düzelttim biraz. Boşta gezen şu işi de şuraya atayalım. Taşı daha hızlı toplasın. Gemi yapımı gereklidir diyor. Bunu çözemedim şu anda hala. Nasıl açacağımızı. Gel bakalım Brent. Sarı olan. Sarı olan Brent. Karakış geldi. Şu drogları halledelim. Umarım ölmezler. Bunlar öldürülmüş gibi geliyor. Herhalde Brent öldürür. Sarı olan Brent. Değiştirelim. Burayı da alacağım. Lan kurt da var. Kurt var şurada. Şunu da hallet. Lan ne yapıyorsun? Araştırdıktan sonra şurayı da bir harabelere baktıracağım. Şimdi bir şifacı hekim kulübesi de yapalım. Acaba buradan iki kişi olması gerekiyor. Yok. Onu da çözeceğim biraz sonra.
Şu an işçileri biraz hızlandırmamız lazım aslında ama atadığım için her yere ekonomik açıdan biraz problem yaşıyoruz. Yeni bölgeyi keşfettim abimiz. Canım benim gel. Şuraya gitsen. Burada taş ocağı var. Burayı alabilirim. Çünkü geliştirme yapmak için lazım olacak. Hayır, lazım olacak. Tamam, bu sağlık basıyor buna. Sen de demir ocağı yaparsan en azından bir geliştirir. Bunu yapsın. Kapasiteye ulaştık. O yüzden bölgeyi geliştiremiyorum. Ne oldu? Tamam, geliştirelim. Evet. Tabii yani öncelik vermek tabii faydası olur. Şimdi ben öncelikle yiyecek stoğunu arttırmak için yiyecek getiren yerleri geliştireceğim. Baltalara verelim. Buna vereceğim bu seferden. Çiftçileri güçlendirelim. Tüm mahalle mevzuya, evet, güzel. Hala yiyecek konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Sis oyunda bayağı görselliği düşürüyor. Şuna git diyeceğim. Burayı panelleştirmemişim. Bu bir şey istemiyor. Evet, güzel. Scoutların mutluluğu daha fazla getirmiş olacak. Minnak köyümüze.
Kendimden başlayalım geliştirmeye. Geliştirmemiz lazım. Böyle ki daha hızlı bir şeyleri devirelim. Şurayı hemen. Boşta işçi var mı? O bayağı da arttı. Taş ocağımız bitti. Bunu yıkabiliriz. Brent'le şu kurtları temizleyelim. Zaten kurtları alabiliyor. Şimdi Brentlerle ticarete girebilmek için yani bölgesini kolonize etmememiz gerekiyormuş. Bir müddet faydalanılabilir. Şimdi buradaki abicim gelsin. Şuradan bir bilgi kasalım. Burayı hala açamadık deniz fenerini. Buraya hemen bir ziyafet de verdik. Geliştirme yapamıyorum zaten. 3.1. Çok etkisi olmadı. Zaten çalışıyor. Sen gel. Burayı alabiliriz evet. Burada bir tane valkür var. Valkürü indirdikten sonra alabiliriz. O zaman şöyle hemen babayitler. Boşta kalan kişi var mı? Evet, bunu burayı tamamladıktan sonra şu an bitirecek burayı zaten. Ondan sonra taş ocağına atarım onu. Yiyecekte tam kapasiteye ulaşmışız. Toplarken biraz problem yaşıyoruz aslında. Şu an burayı geliştiriyorum evet. Bunu geliştireyim ki odun biraz daha hızlı toplansın. Seni buraya atıyorum. Onu oraya atacaktım ama yanlış yaptım aslında. Evet.
Evet, geldiler. Şu an aynen yemek stoğumuz zaten fazla olduğu için onu biraz altına dönüştürebilirim. Biraz da siyafet çakalım. Boş içimiz yok. Evet, %20 upgrade'lerden daha az. Burayı bizim bir pardon burayı almamız gerekiyor demiştik. Gelin bakalım baba yiğitler. Sağlam bir yalnız. Birazdan güçlü. Mesela kış ayındaki yaz ayında saldırsak da olurdu. Neyse ki öldürdük. Hadi kış bitti, az kaldı. Az dayanın. Hadi az dayanın. Avcı barikasını da geliştireceğim. Evet. Şimdi biraz da olsa refaha eriştik. Çünkü geliştirme yaptığım zaman %20 %20'dir. 10 tane taşa değil 8 tane taşa yapacağız. Tamamdır. Çok iyi oldu. Şu gelenler müthiş oldu şu an. Süper oldu. Oh.
Daha ne yapmam lazım? Gemi yapımı gerektirir diyor. Yani anlayamıyorum. O zaman yani bizim kovaltların buradan geçmemiz gerekiyor. Kesinlikle buradan geçmeden oraya ulaşamıyoruz zaten. Ne yapabilirim? Şurayı kolonize edeceğim. Buraya bir tane oduncu binası inşa edeceğim. %10 fazla bonus veriyormuş burası odunda. Bonusları değerlendirelim. Koboldları halledeceğim ya artık. Çalışmıyor. Sizinle odun daha fazla odun gelsin. Neden gelmesin ki? Bir tane daha işçi var. Gel abi. Sonra burayı değiştir. Şu an ekonomiyi bir düzelttik. Yine yiyecekte sıkıntı çekiyoruz gerçi. Onu da birazdan halledeceğim. Halledemiyorum. Daha fazla mı liman istiyor acaba? Yapalım. Şöyle bir şey yapacağım. Buradaki evi yıkacağım. Yiyecek deposu yapacağım.
Arakış geliyor. Bunu tamamladık. Bunu da geliştirelim. Yani daha fazla mı acaba liman yapmamız gerekiyor bunu yapabilmeniz için? Deneyeceğiz, göreceğiz. Altı atan kampı. Şöyle bir tane var. Demir lazım. Şimdi buradaki demirleri topladıktan sonra adamlarımı da geliştirebilirim en azından. Bakalım. Hala aynı. Sanırım bu geliştirmeyi yapmamız gerekiyor. Bakalım. Evet, o geliştirmeyi yapmadan bunu açamıyoruz. Şimdi oldu işte. Çok güzel oldu hem de. En azından çözmüş olduk. Gelin abi, mevzu var. Buyurun. Haydi. Öldürme. Kaç. Süper. Mükemmel. 10 numara. Şimdi abim. Koy bakalım. Görevimizi tamamladık. Doğru olsa. Ticaret nüfusu kazan. Kuzgun klanından önce büyük ticaret lotalarını açmak için ticaret nüfusu kazan. Çok güzel çevirmişsiniz. Süpersiniz. Altınımıza bakıyoruz. Başlat anasını satayım. Hızlı giden bu atın koku şıp şıp. Sen de gel. Sen burayı bitir abici. Şuradan zaten oyun size sıkıntılı olan şeylerin bildirimini yapıyor. Biz ticaret merkezi yapmışız. Bir de pazar yeri yapalım. Hoş bir işçi var. Gel dayıcım. Bunların geliştirmesini yapmışız zaten. Şu an bu faydalı olmaz. O abim işini halletsin orada. Evet. Güzel.
Daha satın alıyoruz. Altın kazancımıza biraz daha ekleme yapalım. Ticaret yaparak. Şu an her şey güzel tıkırın da. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. İşçi yok. Bir tane işçi çıksın. Şimdi demir ocağına da işçi atacağım ki artık çalışan işçilerimizi de güçlendirebilelim. Çıkmış. Gel dayı. Süper süper süper. Mükemmel. Gelsin abi. Kimleri geliştirelim? Şu avcılara bir basalım. Yani basalım derken geliştirme basalım. Askerlere vermeyeceğim. Ekonomik bana fayda sağlayacak şeyler önce tanıyacağım. Oduna da ver. Şimdi bir de buradan geliştirelim. Bir de buna verelim. Kapasitemizi yine arttırmamız lazım. Burayı saldırıyorlar, evet. Neredesiniz yiğitler? Gelin bakayım. Yine Draug saldırıyor. Bu neymiş? Pasif bir direnci var. Okçulara karşı daha güçlü. Demek ki. Hayda. Burası da bitti. En azından gelin bakalım, siz şurada bir ilgi toplayın. En azından daha hızlı kasarız. Şöyle yapalım. Sürekli olarak zaten bize bir kazanç sağlıyor. Gel abicim. Bakalım altına bir etkisi oluyor mu şu an? Pazar yeri demiş. Evet, tüccara ekliyor. Burada yaptığımız upgrade'i tüccara etkisi olmuş. O halde işte altın kazancımızı biraz daha arttırmamız lazım aslında. Yani bakıyorum her halükarda hepsi aynı. Burası geliştirmeye devam ediyor. Çalışın bre yiğitler. Her şey vatan için.
geliştirebileceğin ticaret merkezi var. Veyahut scoutların konağı demiş. Kim bulundurmalıyız? Lan geliştirelim burayı. Buraya da yine bir ev inşa edelim. Nüfus kapasitemiz dolmasın. Alsın. Sen de gel bebeğim. Neredeydin? Dua okuyordun orada. Bayağı bir düşürmüş ya. Yalnız upgrade'ler... Bir dakika. Nüfus evlerinin upgrade'leri daha düşük oluyor demek ki. Satın al. Bu sefer altın yok. Bunu geliştirdik. Oluyor bu iş. Oluyor. Fare istilası nasıl bir şeymiş çok merak ettim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşacağız. Ladies and gentlemen'a. Bir ziyafet çakalım ya. Şöyle bir görsün millet. Çizimler biraz Warcraft tarzında olmuş mesela. Warcraft tarzında bir çizim hoş duruyor yani. Animasyon tarzı diyeyim. Hoş duruyor yani. Tabii herkese hitap etmiyor ama bence güzel. Sen de git demirci ol. Buradan her şeyi neredeyse upgrade'ledik. Yani izci, demirciye çok gerek yok bence. Daha hızlı olsun. Gerekiyor. Şifacılar. Çok kötü. Patır kütür ölecek herkes. İyileştiremiyoruz da. Kaçıyor. Yapıyor. Yapıyor bir şeyler. Bakalım. Daha var mı bir şey? Yok. Siz de gelin. Evet bitti. Ölen olmadı. Şu abim gelsin buraya. Thank you.
Şuradan bakalım. Çalışan yok. İşi olmayan bir klan üyesi demiş. Aslında şöyle pazar yeri yaparak şu an boostlayabiliriz altınımızı. Bir de bizim savaşçılarımız nerede? Kobaltlara girmeyeceğim şu an. Hiç gerek yok onlara. Acaba bunu şuradaki ilişki barı var. Şimdi onu doldurduğumuz zaman acaba koboltlar bizden olup kontrol edebiliyor muyuz? Mesela öyle bir şey var mı? Geliştirmemiz açılmış. Bakalım ne oldu? Biraz daha olsun arttı. Çok güzel. Mükemmel. Perfecto. Altın kazancımızı arttırmamız lazım. Sen de gel kim abi. 7. Bir tane daha. Bir tane daha şu taştan alalım. Şimdi bu binaların hangisi daha fazla getiriyor acaba onu merak ediyorum ama. Onu halledemedik işte, onu çözemedik. Biraz daha. Çok güzel. Ucu ucuna. Daha hızlı doldurabiliriz artık. Şu favori kaynak muhtemelen bu kobaltlardaki ilişkimizin ilerleme hızını arttırıyor. Aslında bir tane daha. Buradan bir tane bina yıkarak aslında yapabilir miyim diye düşünüyorum ama. Nasıl yaparım diye düşünüyorum ama şuradan yıksak bunların upgrade'leri gidiyor mu? Denemeden bilemeyiz. Gitmiyor. Güzel. Şuradan yakalayamıyoruz. Bence şu ev bozuyor her şeyi. Bakalım bozuyor mu? Bozuyor. Bozmaz mı?
ticaretten ilerliyorum çünkü savaş yok. Oyunun başından beri amacım buydu. Ki daha hızlı ilerleyebilelim diye. İnşa edebiliyormuşuz. Kötü oldu. Göstermek istediği şey ne? Ne inşa etmemiz lazım peki? Spoiler uyarısı, Odin ölüyor. Güzel. Hadi ama hızlı biraz daha. Hadi 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 hadi. Keşke ikinci bir liman daha yapıp deniz feneri ekleyebilseydik ki daha hızlı olurdu aslında ama olmadı. Birazdan geliştirme de geliyor. Buradan geçiş yapsam bunlar bize saldıracak mı acaba? Yapmıyorlar. İlaca gerek yok. Verebileceğim en fazla bu olabilir. Hayda. Zelzele oluyor Allah. Deme içeğimiş evler.
tane binaya hasar ver. 1, 2, 3, tamam. Birazdan mutlak sona ulaşacağız. Karakış da bitmiş. Bir şey kalmamış. Kapasitemiz binmiş. Binmiş. Dönmedi. Evet, yavaş yavaş, adım adım, dikkatli bir şekilde sona doğru ilerliyoruz. Lakson. Bölge üzerinde ticari hakimiyetimizi oluşturduk. Bu nehir ağzından geçen tüm kaynaklar bizim topraklarımız üzerinden geçmek zorunda. Tebrikler lordlarım. Beni yenmeyi başardınız. Yiğit öldür, hakkını yeme. Delikanlı kızmışsın lan dedim. Bu durumu lordum pek hoş karşılamayacak ne yazık ki. O yüzden elinizde fırsat varken şimdilik bu galibiyetinizin tadını çıkarın. Bu bölgenin benim için artık pek bir cazibesi kalmadı. Hepiniz hoşça kalın. Sen de hoşça kal tatlım. Hagen'ın bu duruma vereceği tepkiyi pek duymak istemiyor gibi. Azar işitmeyi kim ister ki? Ama öyle Ceylan gibi seke seke gideceksin maalesef. Maalesef. Güle güle. Ne kadar garip bir tepkiydi o öyle. Sert ve kararlı görünmeye çalışırken zorlanıyordu ve görüntüye göre sizi överken gayet samimiydi. Oo. Yazılıyor mu lan? Ha. Yazılıyor mu lan bana? Brent Halward, az önce Egil'den haber aldım. Yakınlardaki bir bölgede Hagen'in izine rastlamış. Hemen gidip onu alkatılacağım. Lütfen burada inşa ettiklerimizi güvende tutun. İntikamınıza bu denli yaklaşmış olmanıza sevindim. Dikkatli olun lordum. En kısa sürede size katılacağız.
bir ticaret merkeziyle bir ticari rota kurduğunuzda bu bölge için gelecekteki tüm operasyonlarımızın en iyi şekilde sonuç vereceğini unutmayın. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizden çok ufak bir ricam var. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olup videolarımın altına yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.